uluslararası darbe fiilleri bildiğinde gururla temsil ettiğimi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah bu çalışmalarımız ve gayretimiz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Sizinle okusanız yeterli sadece. Mustafa Çetin, Mehmet Celalettin Ulusoy, Muhammed Altuner. Özellikle bir karar zaman özetlerini dağıttık. Bunu oynamamız gerekiyor. Bunu oylarınıza sunuyor. Kabul edenler, etmeyenler oy gibi kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum ilk günkü anlayışınızdan dolayı. Bunu birlikte de özellikle Türkiye'nin belediyecilik birikiminin bölgemizdeki belediyelere aktarılması, tarihi eserlerin restorasyonu ve belediyecilik faaliyetleriyle ilgili tecrübe paylaşımı konusunda çalışmalar. Bunların dinleme alınmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Teşekkür ediyorum. Böylece çevre ve sağlık komisyonu için başka teklif var mı? Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bu arada ben sizlere genel bilgilendirme yapıyorum. Arkadaşlar, ayın pazartesiyle başlayan ilk haftasında ülkemeyi 5.393 sayılı kanun 18. maddesini kabiliyetiyle 24. maddesi gelince bir yıl süreyle görev yapmak üzere çevre ve sağlık komisyonu inşallah bu dönemde de birlik, beraberlik ve kardeşlik ilişkilerimizi gözeterek yeni dönemde şehrimize önemli hizmetler yürütürüz ve Konya modeli belediyecilik anlayışımıza tüm Türkiye örnek işleri birlikte yürütürüz diye temennide bulunuyoruz. 31 Mart seçimlerinde adeta bir demokrasi şöleni yaşadık. Konya her zamanki gibi kendine yakışır bir vakarla, bir kardeşlik ruhuyla seçimleri gerçekleştirdi. Bu vesileyle seçilen tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya birlik, beraberliğin ve kardeşliğin en yüksek olduğu şehirlerdir. Bu vesileyle inşallah birlikte Konya'mız için çok güzel işlere imza atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Konya modeli belediyecilik anlayışımızla geçtiğimiz 5 yılda şehrimize önemli hizmetlerde bulunduk. Devam eden işlerimiz var hem merkezde hem ilçelerimizde. İnşallah onları bir an önce tamamlayarak yeni dönemde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için birlikte gayret ve çaba göstereceğiz. Büyükşehir Meclisimiz bugüne kadar örnek bir meclis olarak tüm Türkiye'ye örnek işler gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonra da önemli işleri birlikte yapacağımıza ben inanıyorum. Konya'nın hayallerini gerçekleştirmek için önemli çabalar sarf ettik. İlçelerimizde altyapıdan üst yapıya kadar birçok önemli hizmeti hayata geçirdik. 2014 yılı Büyükşehir Yasası çıkarken en çok Konya tartışılmıştı. Bu kadar büyük coğrafyada bu hizmetler nasıl yürütülecek diye. Ama aradan geçen 10 yılda bir sistematik oluştu. Büyükşehir Belediye'mizin bölgelerde fen işleri yapılanmaları var. Ayrıca su idaremizin bölgelerde yapılanmaları var. Az çok hizmetlerle ilgili de bir standart oluşmaya başladı. Dolayısıyla biz görev alanımızdaki konularla ilgili kendi planlamamızı sizlerle istişare ederek yapmaya ve sorumluluk alanımızdaki işleri yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Zaten şu anda devam eden atık su arıtma tesislerimiz, yol yapım işlerimiz ve bina yapım işlerimiz devam ediyor. 2024 yılı planlamamız bu şekilde devam edecek. İnşallah 2025'ten sonra da yeni yapacağımız işler ve sahada söz verdiğimiz işlerle ilgili süreçlerimizi de kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Konya'nın özellikle bu dönemde turizmden aldığı payın artmasıyla ilgili ciddi bir çaba sarf ettik. Hem merkezde hem ilçelerimizde. Bazı ilçelerimizin turizm potansiyeli çok yüksek. Onun için şehir tanıtımı konusunda bu ilçelerimizin tanıtılması, özellikle ulusalda tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılmasıyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi 50 milyonun üzerinde insan ziyaret ediyor. Dolayısıyla Konya'da gelen insanlar ekonomimize ciddi bir katkı sağlıyorlar.